Nevşehir Süt Üreticileri Birlik Başkanı Kaan Eren, sözlerime başlamadan önce bütün üreticilerimize sonsuz saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Kar bazlı düşünmüyoruz. Burası bir aile şirketi değil. Burası bir üretici birliği. Üreticilerimizin tarım marketlerde alışveriş yaptığı ürünlerde en az karlılıkla mal satıyoruz. Ve bunu ben iddialı konuşuyorum. Benden daha ucuz tarım markette satacak bir yerde görmüyorum yani. Daha sonra üretimimize daha da büyük kolaylıklar olsun diye yem sektöründe 2 tane 0 tır aldık. Şu anda yaklaşık aylık 800 ila 1200 ton yemi 16 noktamızda toplayıcılarımıza uygun fiyatta, hatta uygun fiyatta değil, tırın yakıt gideri, şoför maliyeti, amortisman giderlerini düştükten sonra birliğimize %1 karlılıkla bu tırlarımız faaliyetini gösteriyor. Ahilerle bir proje gerçekleştirdik bu arada. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Vali Hanım'a ve Tarım Bakanı Yardımcısı Ebu Bekir Gizli Gider Bey'e bizi destekledi. 6 tonluk 6 tane soğutucu kazanımız destek olarak bize çıktı. Onları da değişik bölgelere bu 6 tonluk kazanlarımıza yerleştireceğiz. Bundan sonraki projemizde artık sahada biz de varız. Birebir üreticinin direkt biz muhatap olacağız. Bizim amacımız üreticinin cebine bir kuruş fazla para nasıl sokabiliriz? Genel manada amacımız bu. Yeni çıkan kırsal kalkınma İPART projesinde büyük bir projeyle müracaat edeceğiz. Allah nasip ederse 2 tane 40 ayak, 22 tane de süt toplayıcı transit minibüsle müracaat ve artı bir de silaj paketleme. Müracaatımız bu olacak. Bu da çıkarsa yöremiz halkına çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Devletimizin ve büyüklerimizin yapacağı en büyük proje üreten kişiye destek sağlamak mecburiyetindeler. Siz bizi destekleyin, biz 85 milyonu değil, 120 milyon insanı besleyelim. Yeter ki bizi destekleyin. Girdi maliyetleri çok yüksek. Elektrik, mazot, gübre, diyeceksiniz yani gübre, mazot. Evet, bizim sektörün ana temel sorunları. Silajlık mısır, yonca, kaliteli kaba yün ekmede bunlar önemli giderler. Bu konu hakkında devletimiz üreticileri desteklerse, şunu söylüyorlar ya, siz üretin biz destekleyelim diye. Evet, biz üretmeye hazırız. Siz destekleyin. Benim isteğim şu, üretim bazlı destek. Adam 10 ton yonca mı üretmiş? Ürettiği yoncaya göre destek. 100 ton arpa mı satmış, üretmiş? Onun üzerine destek. 20 ton gübre mi tüketmiş? Gübrenin üzerine destek. Burada sorun şu, sahaya inmek çok önemli. Sahayı bilmek önemli. Yani yukarıda her şey güllük gülistanlık. Ama sahaya inmek önemli. Benim çok rahatsız olduğum bir konu, bakana birebir söyledim. O kadar gereksiz bir üretici birliği kurulmuş ki ne? O kadar gereksiz. Haykop, Köykop, Damızlık, Süt Birliği, hop hop, top hop, nedir bu ya? Yani bunların var ya cidden bir derlenip toplanması lazım. Kağıt birliği olmayacak. Kağıt sivil toplum örgütü olmayacak. Göndersin müfettişleri. Buyurun. Benim birliğim de açık. Ben gayet ciddi konuşuyorum. Ben bunu bizatihi bakanımıza da ilettim. Buyurun gelsin. Benim faaliyetlerimi bir bir incelesin. Ben bu üreticiye gereksiz bir birliğim ise kapıya kilidini vursun. Herkes işine gücüne baksın. Bugün köylere gidin, tüm 45 yaş üstü üreticiler, bak devletimizin burada yapacağı genç çiftçileri köye çekmek, hepsi üniversite mezunu, işsiz. İşletmesinde 10 tane sağlam ineği olan bir kişi asgari ücretten daha fazla kazanır. Günlük ayıracağı zaman
2 saat sabah ayırır, 2 saat de akşam ayırır. Toplam 20 saat kendine zaman ayırır. Fakat asgari ücretli haftanın 6 günü çalışır. Bir günü kendine ayırır. Bu parayı kazanamaz. Bir işletmede hayvan varlığının %60'ı sağdır pozisyonda olur. %40'ı da laktasyon döneminde, kuru dönemde olur. Pardon, kuru dönemde olur. 20 kilo süt verse 6 hayvanın ne yapar? Günlük 120 kilo. Ayda ne yapar? 3 ton 600. 3 ton 600'ü paraya döksek 40 bin lira para yapar. Sonuç olarak gençlerimizi bu olaylara yönlendirelim. Üretime yönlendirelim. Hepsi bir rahat iş derdinde. Peki kim üretecek? Sokağa kim süpürecek? Yani herkes vali, kaymakam kadrosu istiyor. Ama çiftçi, aşçı, çoban da lazım, çiftçi de lazım. Bunlar da lazım yani. Bak ben kendim üniversite mezunuyum. 91 Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü mezunuyum. Çiftçiyim. Gençlerimize ben burada bir çağrı yapıyorum. Okuyanın hakkını yemeyin. Kafası çalışan gitsin, okusun, doktor olsun, hakim olsun. Bir an evvel işinizin başına geçin. Gelin buyurun. Devletimiz ne diyor biliyor musun? 2 yıl ödemesiz, 7 yıl ben sana kredi vereceğim diyor. Babanız vermez bu parayı. Gelin ben de size ineklerinizi vereceğim. Krediyi çekin gelin. Kaç tane inek istiyorsanız ben de size onu vereceğim. Şu anda bir bakın ya Türkiye'nin haline. Manzara'daki bakıcıların birçoğu Afganlı, Suriyeli. 16 milyar maaşa çalışıyorlar. Yeme, içme, hepsi mal sahibine ait. Gençler de 7,5 liraya Pirket Ocağı'nda, patates deposunda çalışıyor. Ya şu olaya bir bakın şu olaya. Biz ne hale geldik? Çalışacağım. Çalışan kişiyi, zengin kişiyi kimse yıkamaz.